Merhaba. CTNet'in 11. görevi gelmiş. Şimdi hep beraber 11. görevi tamamlayalım. Blocktın sitesine geldikten sonra her zamanki gibi participate kısmına tıklıyoruz TestNet'e başlayabilmek için. Bizden istediği şey Fable üzerinden işlemler yapmak. Next diyelim. Bana diyor ki "Lip cüzdanına bağla. Zaten Lip cüzdanına biliyorsunuz. Bu işlemleri yapıyoruz. Tekrar next diyorum. Benden cüzdanındaki sev miktarınız istiyor. Bende 0.49 vardı. Eğer sizde hiç yoksa faucet kısmından girip onu da göstermiş olalım. Connect diyelim. Lip cüzdanı bağlayalım. Autofill dediğinizde direkt cüzdanınıza yazıyor zaten. Next diyorsunuz. Ee, i̇nsan olduğunuzu doğruluyoruz. Tavşanları seçelim. Kontrol et diyoruz. Request'e dedikten sonra test e, tokenlerimiz cüzdanımıza gelmiş oluyor. Benim 24 saatim dolmuş bana da vermiş oldu. Ben cüzdana yansımasını beklemeden devam edeyim. Normalde çek statüs diyorsunuz. Henüz yansımamış benimki. Hala 0.49 görünüyor. Next diyoruz. Bu işlemin ardından. Bana diyor ki Sparrow Swap'a git e, ve bir miktar seyini Fable token'e çevir diyor. Şimdi Sparrow Swap'a tıklayalım ve Sparrow of swap'a gidelim. Burada cüzdanımızı bağlıyoruz. Yine lip cüzdanı. Burada bakın üstte C olacak. Altta da fabula seçelim hemen. Fabula olacak şekilde swap işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Ben bana zorluk çıkmaması açısından sonradan 0. 2 C'yi çevirmek istiyorum. Fabla. Swap'a tıklayalım. Cüzdan onayımızı verelim sıvap işleminin gerçekleşmesini bekleyelim. Sıvap işlemim gerçekleşmiş oluyor böylece. Şimdi tekrar Blocked'un sitesine dönelim. Ee, bu işlemi gerçekleştirdim. O yüzden Next diyorum. Ee, bana diyor ki Sparrow Swap'a Leap'i e, bağladıktan sonra bu e, işte fabula çevir diyor. Bunu zaten yaptım. Tekrar next diyorum. Burada bakın minimum bir fabula olmasını istiyor. Yani dilerseniz sizde o kadar sayı şey yoksa daha düşük de yapabilirsiniz ama adımların sonrasında belki daha fazlasına ihtiyaç olacağı için ben 0-2 tane yapmayı tercih ettim. Check status dedik. Tekrar next diyelim. Burada bana diyor ki Fable e git ve Leap Wallet'ını bağla. Hemen Fable e tıklayalım ve bu kısma Leap Wallet'ımızı bağlayalım. Approve diyelim. Ee, şimdi burada iki tane şey var, takım var gördüğünüz gibi. Şöyle biraz ekranı küçültelim. Pardon üç tane takım varmış. Bu üç takımdan birini seçip işlemlerimize devam edelim. Burada siz dilediğiniz takımı seçebilirsiniz. Ben Blue Venus'u seçeceğim. Blue Venus'a geldikten sonra burada benden bir miktar fable stake etmemi istiyor. Dilediğiniz miktarı yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben örneğin 10 tanesini stake etmek istiyorum. Onu yazdım, stake diyorum. Cüzdan onayımı veriyorum ve tamamlanmasını bekliyorum. Stake işlemimin ardından blockchain sitesine tekrar dönüyorum. Buradan bağlantımızı yaptık. Stake'imizi yaptık. O yüzden next adımına tıklıyorum. Burada da zaten yaptığım adımları söylüyor bana. Bu e, takımlardan birini seç ve katıl diyor. Stake işlemimizi de yaptık. O yüzden bu adımı da geçiyorum. E, confirm ettik. Stake işlemimizi tamamladık. Tekrar next diyorum. E, ve böylece diyor katılmış oluyorsun diyor. Okey next diyoruz tekrar. Buradan da bana Blue Waves, Green Mamba ve Red Pandas. Eğer yani hangisindeyseniz e, bu takımın Discord'una bizden katılmamızı istiyor. Şöyle yapıyoruz Discord kısmına tıklıyoruz. E, daveti kabul ediyoruz. Discord'a giriş yaptık. Burayı kapatalım. Önce bir şöyle verify yapalım kendimizi. Şurayı biraz küçültelim. Verify diyelim. Şuna tıklayalım. Start verification diyorum. Bana planet seç diyor yani. Şunu seçelim. Böylece verify olmuş olduk. Şimdi bunun ardından takım seçimine geliyorum. Ben hangisini seçmiştim? Blue Wales'i dolayısıyla Team Blue Wales kısmına tıklıyorum ve böylece takımımı eklemiş oluyorum. Bu işlemin ardından şimdi tekrar e, bir dönelim. Bana burada diyor ki e, katıldığın e, takımın sayfasında diyor bir tane link e, paylaşılmış, pinlenmiş. O oyuna gir ve 20 tane transaction yap diyor. Şimdi şöyle gelelim Discord'a. Bu benim takımımın sayfasıydı. Şurada bakın pin işareti var. Pin işaretine tıkladığımda burada your team link yazıyor. Altta da zaten 20 tane transaction ya da transaction yapmamızı istiyor. Ben bu linke tıklıyorum. Beni böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Connect wallet deyip lip cüzdanımı bu sayfaya bağlıyorum. Şimdi burada oyunla ilgili ben algılayamadım oyunun nasıl oynandığını ama en azından şöyle bir şey söyleyebilirim. Burada totalde 20 tane transaction olduğu, yapmanız gerektiğini söylediği için mesela diyelim ki buna start'a tıkladınız, approve diyorsunuz. Diyelim ki aşağı tuşuna bastınız start'tan sonra approve dediğinizde böyle ara ara burada Mesela B'ye tıklıyorum. Bakın Transaction Submitted diyor. Bunu 20'ye tamamlayana kadar, şu yeşil onayı verene kadar bu işlemlere devam ettin. Yani 20 kez e, bu yeşil onayı alana kadar işlemlerimizi tamamlıyoruz. Ben burada 20 defa şu yeşil onayı aldıktan sonra tekrar e, Blocked'ın sitesine geliyorum. Buraya geldikten sonra zaten e, bu işlemleri yaptık. Discord kanalına katıldık. Fable'ın e, işte takımımızın kanalına girdik 20 tane de bu dediğim işlemleri yaptım O yüzden next tuşuna basıyorum bu adımda da hepsini takip etmemi istiyor Fable Sparrow Swap Blocked ve Say It Fable'ı takip etmemiştim sanırım onu takip edeyim tekrar buraya geliyorum kullanıcı adımı et işaretiyle yazdıktan sonra submit tuşuna basıp işlemime devam ediyorum Submit sonra bana benden blog ve senin Discord'una katılmamı istiyor. Daha önceden bunları yaptık zaten. O yüzden tekrar next diyorum. Discord'una zaten bağlanmıştım. Otomatikman onu da kabul etti ve böylece 11. görevi de tamamlamış olduk. Buradaki işlemleriniz bittikten sonra Fable'ın Discord kanalında testnet feedback sekmesi var. Bu sekmeye girip geri bildirim vermeyi ihmal etmeyin ilgili linkler zaten görevin içinde var ama ben yine de birkaç tanesini eklerim açıklamaya. S7'nin 11. göreviyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmadan geçmeyin. Bizi abone değilsiniz lütfen abone olmadan geçmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.